Yani bir önceki maçtan bahsediyorum. Bir takım aldı. HVA'ya kaybetmişti. Savdota ekibi Bounty Hunter kullanmayı tercih etmişlerdi. Bakalım bu maçta Crew ve Sports nasıl etkili bir şekilde kullanabilecek mi? SVQ'nun kullandığı Bounty Hunter 4 numarada. Ağzımın üstüne vurmazsan. Tamam, anladım ben Canko. Şimdilik Canko biraz rahatlayana kadar ben devam edeyim o zaman. Evet, oyuna da bağlanırken biraz sıkıntı oldu ortada herhalde. Slow PC derken onu kastediyor. Dead or Alive. Bakalım ne kadar etkili olacak. Kunkka benim böyle çok hayranı olduğum, sevdiğim, favori hero'larımdan değil. Yani hem görmek açısından hem oynamak, karşımda görmek açısından pek sempatim yok açıkçası Kunkka'ya. Ama bizim Batu izliyorsa o bayağı bir Kunkka fanıdır. Bayağı sever. BPI'ın B'si Hook değil mi diyen olmuş. Evet, Hook'a da Bana da benziyor. demişler. Hook'a da benziyor ama benim bildiğim kadarıyla BPI sadece Dota takımı değil. O yüzden onu düşünüp yapmamışlardır o tasarıyı. Aghanim ile yapıyormuş, evet. Aghanim alınca gemi Bitiriyor. Magnus Skewer'ı gibi oluyormuş. Yine bir centilmenlik, kardeşlik, fair play. Hat safhada. Bugünkü maçlarda hiçbir sıkıntımız yok. Zaten hiç olmamıştı ama bugün Oyuncular ekstra bir ligi fair adapte play. olduğu için Canberk ya ben öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Bakalım Bak bol şans Raşit Bey bile diyor. Beylik onu o derece resim. O kadar güzel bir ortam var şu an Spekima. Her şey yolunda. Solring Recipe ve Wraith Band Recipe ile başlamış. Kenardan kalan her şeyi toparlarım diyor büyük ihtimalle. Iommi'nin klasik Klinks build'i bu da. Onunla konuştuğumda işte genelde şöyle bir yorumu olmuştu. Hani BPI takımını nasıl görüyorsun? İşte şu ana kadar sizce nasıl oynuyoruz falan gibisinden. Hani onu çok test edebileceğimiz maçlar olmadı açıkçası. BPI şu ana kadar hep rahat kazanmıştı. Onun dışında zaten gruplarında da çok fazla zorlayan biri olmadı onları. İşte Sova BPI karşılaşması beklediğimden de rahat geçti BPI adına. Bu açıdan da tam bilemiyorum onu dedim. Yani izlediğim maçlarda bunu söylemek biraz zor olur. Çünkü zorlanmadılar bu 3 maçı kazanana kadar. Ama onların da çok çalıştığını ve işte sadece bu turnuva için değil Avrupa için de odaklandıkları bazı turnuvalar ve trainler olduğunu söyledi. Bakalım. Bu da o trainlerin sonucu olan draftlardan gibi gözüküyor. Ne kadar sneaky bir kunkka. Ne açıdan o? Ne bileyim böyle kıyafete falan bakınca Değil mi? giyinmiş Kürkü mürkü bir kuşanmış değişik. ama kendini göstermiyor falan. De böyle değişik bir eski çağ Bu gözlüğü var. galiba Void'e karşı alınmış önlem olarak düşünüyorlar ya. Ya da gemi buff'ı ile birlikte torrent'i düşünüyorlar. Ben mi öyle anlıyorum bilmiyorum ama. Valla bir kombinasyon düşündükleri aşikar Darkseer ile beraber hani belki bir torrent gemi kombosu yapabilirler. Üstüne Dream Coil de gelebilir. Beastmaster da bunun için elverişli. Hani bunu görürsek tabii görsel olarak bizim için hoş olur. Crew için de facia olur. Bunun haricinde Void'in 6 lastikte olması biraz dikkatimi çekti benim. Yani Evet, birinci sırada. bu kadar kolay lastik alışı offlane'de kule altına kadar girmesi falan X Mark'ta geldi hemen. Öyle.
göstermelik bir X mod. Manam vardı attım. Aynen. Neden olmasın? Mumbulodi'nin Jungle Farm'ı da iyi gidiyor. Daha yeni yeni şey yapmaya başladı. Mount Hunter onu rahatsız etmeye başlayacak. Yani şimdi bu takım kompozisyonu biraz değişik oldu. Tamam, Kunkka direkt support olarak gözüküyor ama Jungle Darkseer offlane Beastmaster olmuş oldu. Biraz support açısından ihtiyaç duyacaklar mı? Bu Jungle Darkseer sıkıntı yaşayacak mı? O biraz soru işareti. Gerçi Moonbloody'nin Jungle'ı da her zaman rahat yaptığı ortada. Chen oyunculuğundan biliyoruz. Ama Bounty Hunter olunca da her zaman jungle'lar 1-0 geride başlıyor. O Bounty Hunter'la birlikte experience paylaşmaca falan hoş olmuyor. Last Hit'e bile giriyor neredeyse. Canı düşünce darlamacalar falan. Yalnız o Void'i çok rahat bırakıyorlar. Ne olacak bilmiyorum. Şimdi Moonbloody de geldi. Ion Shell damage'ını da kullanacak. Torrent başarılı X-Mark'ın üstüne. Surge'ü bastı. Surge'ü Ion Mi'ye attı ama. Olmadı. Ion Mi'nin skill build'ini gördün mü? Evet, ikinci skill'i vermiş mi? Yok, vermemiş. Üçüncü level oldu şimdi. Sadece Searing Arrow veriyor. Stat da vermemiş. Şimdi verdi. Evet, üçünü de kullanmış oldu. Şimdi Death Rain'e bir girişim var aşağıda. Gyro'nun ilk skill'iyle beraber almayı başardılar. Bounty Hunter'a kaldı kill. Sanırım Orb of Venom last tick'i vurdu. 421 gold Bounty Hunter'a kalmış oldu. Ben de öyle gördüm gibi ya. Gyro ya da orada son 5 canı falan kaldı herhalde. Orb of Venom'a gitti diye düşünüyorum. Yok, o değil. Bounty sanki Right Click'i böyle hafif bir tane vurdu gibi Canberk ya. Emin değilim. Belki de Orb of Venom'dur dediğin gibi. Mid'deki karşılaşmaya bir göz gezdirelim. Last Hit'ler ve Deny'ler çok yakın. Gayet dengeli bir karşılaşma. Orb'a karşılık Power Shot Last Hit'lere. Aynen öyle. İkisi de kardeş kardeş farmlıyorlar. Deny atmaya gelirsek bence Windranger biraz daha şanslı ya. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama. Puck'ın range'i kısa. Yani o açıdan biraz daha dezavantajı var dediğin gibi. Moonbloody'nin de dikkat etmesi lazım. Bounty Hunter şu an tabi dibinde değil ama sürekli onu bir korkutacağını düşünüyordum ben. Orb'u da geldi. Harcatacak. Orb'un da çıkışını Power Shot tuttu. Healing Serve kullanmak zorunda kaldı Canberk. Evet. Death Rain de jungle'a döndü Iron Talon'u ile beraber. Orası. Aynen. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Death Rain jungle'da aynı şekilde Darkseer de böyle bir şey yapıyor. Yani birazcık kafam karıştı. Ne aynen, olacak şimdi? Aynen. Durum. Değişik bir taktik. Hani patlayabilir bu açıdan. Farm alma açısından çok boşa bırakılan bir Gyro olacak bu şekilde. Bakalım. Yani kendi experience'larını da paylaşabilirler. Sürekli de Bounty Hunter rahatsız edişi olacak. Bounty Hunter da oradan aldığı experience'larla level alıyor açıkçası. Neredeyse bu arada şu an Moonbloody diye orada yakaladım, manası yok. Biliyorlar, Surge'ü attı. Mid'de devam de ediyor. Mid'de King geldi. Dream Coil ile double damage aktifleştirerek Damned kill almayı başardı Windranger karşılaşmasında. Şu an Kunkka birazcık pasif kaldı gibi Canberk. Ne dersin? Olabilir, olabilir dediğin gibi. Yani o aktifliğini göremedik en azından bir gank girişimi. İlk bir void'e girişim olmuştu ama o da kill'le sonuçlanmadı dediğin gibi. Belki Void'de biraz 6 level olmayı var. Başardı. Void'de 6 level oldu Canberk. Buna evet. Karşılık Death Rain'e bakıyoruz. O da 4 level. Void'le arasındaki fark gözde görülür bir şekilde var. Experience yönünden en çok azından normal, var. Çok normal. Zaten hem jungle Darkseer hem de Death Rain 4 level kalmış durumda. Yani bu ya biri jungle'a gidecek ya biri offlane'e gidecek. İkisi de aynı yere gitmeye çabaladı falan. Böyle bir işler karıştı orada. O yüzden
Biraz vakit kaybettiler. Herhalde toparlarlar. Yani ölmedikleri sürece sorun yok. Beastmaster First Blood'ı verdi ama. Hunter için de orada atılan bir sentry var. Zaten jungle'a girişini görmek adına. Ama Moonblood'in canı az şimdi. Orada girişten sight alamıyor. Ve Moonblood'in killini de öldü. almayı başardı Bounty Hunter. Bu kille gayet güzel experience kazanmış oldu. Çok çok rahat bir kıldı. Lobiye de kimin girip çıktığını kontrol edilmesi lazım. Bu tarz şeyler hoş değil. Oyuncuların dikkati dağılıyor. Hani biz neyse bize sıkıntı yok da. Hı. Ya bak şu an ol chat'ten konuşuyor mesela. Atılan wardlar genelde mid'i korumak amaçlı. Jungle'da sadece bir sentry vardı. Ama Vision olmadığı için Moonblood'in killini bırakmak zorunda kaldılar. Darkseer hala 4 level. Yani kolay kolay öyle kendi başına jungle'ı daha yeni yeni yapabilmeye başladı. Şöyle bir baktığımızda Void gayet rahat level alıyor. Ayomi'nin manası yok. Belki dener diye düşündüm ama Kunkka'nın geldiğini görmüş olacak ki denemedi orada. Faceless Void. Bir de bu level'larda Kuruna açınca hiçbir zaman damage yetmiyor. Elbet dışarıdan katkı lazım. O eski Void'in carry kat etkisi pek söz konusu değil şu metada. Oracle'ın da level'ı çok düşük kalmış. Oracle'ın level'ı düşük de Canberk, yani Olin bomboştu, pullayıp kasabilirdi, o kadar Evet. da düşük değil yani. Hani sen herhalde hızlı 6 level olur, bomboş lane pullar, gyrocopter şey yapar diyordun, öyle mi? Aynen öyle. Jungle'ı avantaj haline getirir diye düşündüm. Bakın canı çok O azaldı. pullu... Damned kule altında Dream Call'ini de kullandı. Akame orada hem kuleden damage yiyor. Windrun'ı bittiğinde ölecek. Face Hayati'yi shift'i kullandı. mükemmel kullandı, mükemmel kullandı. Damned yine bu karşılaşmadan galip ayrılan taraf oluyor. Bu VS'yi sürekli göreceğiz gibi. Oo, girişine Allah. de TFQ kaçırmadı. Ne Tam o bir avcı. bileziği attı kafasına. Bu şekilde de Arcane botunu bitirmiş oldu. 6 level'a yaklaştı. Sürekli roam gezerek. Void'in şimdi üzerinde X mark geldi. Torrent'le kombosu başarılı. Kolay bir kill. Kunkka'da İşte kalıyor. güzel bir kil, aradığımız bir kil buydu galiba Canberk. Bunu Evet, yapmaları Kunkka'nın lazımdı. aktifliği adına. Ama Steffi bir kere bile açmadı Ayomi. Hani böyle durumlarda ilk level'larda da açsa kill alabilirlerdi. Kunkka en azından 2 idi. Oraya Darkseer de gelmişti Kule hatırlayacaksın. arkası girdiler Şimdi Deathrain'e de. cooldown başarılı. Slow da var üzerinde. Bir kill daha kalıyor. Yavaştan hareketlenmeye başladı oyunda. Evet. Akame'nin de yavaş yavaş toparlaması lazım. Çünkü Damned yarı canına bile harasa giriyor. Yani iki kere öldü. Paka solo bir şekilde. Gerçi Kunkka da experience aldı oradan ama teleportunun ardından. Bakalım durumunu nasıl toparlayacak. Paka'nın 1300 gold'u var Blink'ine. Çok da uzak değil. Eğer burada ölmezse şimdi Trek de geldi üstüne. Yok onu Yok öldürebilecek bir ya, faktör ölmeyecek yok. canım. X Mark'la beraber gemiyi de attı. Bu sefer Void'e çok yüklendiler. Oracle da gelişine gemi yedi. Ama Bir tane daha Kalis... Heh, söyle. atabilseydi. Bir right click eksik kaldı Ayomi'nin Birazcık double daha safe almasından. oynamak istiyorlar Canberk sanki. Ne dersin? Olabilir, olabilir. Ya şu an 4-4 skor. 11. dakikada 5.4K network'te gyrokopteri birinci sırada görüyoruz. Onda da dön var. Stack yap başladılar. Bu Ancient'ı hiçbir şekilde bloklamayacaklar anladığım kadarıyla. Ne dersin?
Yani olabilir. Sonuçta buna ihtiyaç duymaları lazım. Bu Ancient Farm'ı lazım Gyro'ya. Bu gözden Yoksa Kling's kaçmaması daha gerekiyor. farmla daha çok şey yapabilir diyorsun. Evet. Gankler daha etkili olur. O farmı alamazsa Gyro farkı koyamaz. 93 lastiği var. Buna karşılık Kling's'in mesela şu an Düşük. 69. Evet. Bu arada Moonbloody ile birlikte Damned birlikte smoklandılar. Aşağı doğru ilerliyorlar. Dream Coil var, Orb var, Haste Rune'u da Silence var. var. Dream Coil geldi. Damned bütün damage'ı yemese iyiydi sanki. Biraz range bıraksaydı. Cooldown Umbuladı Vakum. ölecek. Moonbloody yok. Toss yiyecek mi? Yemedi o tosu da. Dev Şimdi 3 kişinin attı, 2 kişinin Iron Shell'ı. zetti. Çok güzel hareket. Çok güzel. Iron Shell'i vermesi ölüyordu. Kesinlikle. Çünkü 4 level Iron Shell şeyini yedirtti. Magical orada. Her saniye 90 vuruyor. İşte ne kadar resiste varsa düştüğünde. 2 tane olunca ondan bir de right click'ler kill almalarını sağladı. Oyun karşılıklı dengede geçiyor. Bir Puck'ın avantajı, bir işte Faceless Void'in öne çıkışı ve güzel oynayan bir Bounty Hunter. Burada ölmeseydi hatasız gidiyordu denilebilir. Şimdi biraz daha Trek Gold birlikte oyun ihtiyaçları var. Gyrocopter'e stack yapıp onun farmını arttırarak burada da bakıyorum 3 tane Ancient stack olmuş durumda şu anda bloklanmadığı için. Radiant'ın kuryesi gitti yalnız. O da bir ekstra gold olarak daire yansıdı. Power shot'ları yememekte ısrarcı Damned. Windranger on level'ken Puck sürekli fight kovaladı. Bir level fark koymuş oldu aradaki iki kill sayesinde. Ultisini iki level yaptı bu sayede. Void direkt ult at gidiyor. PT'yi bitirip Vlad'ı bitirip oradan devam edecek. Ya da Dream Coil PT'yi de iki kişiye geldi. bitirecek. Bozdu orada Oracle ölecek. Beastmaster ulti o da aradan çıkıyor. Can bak rotasyonlar çok iyi DPI'da. Ciddi Aynen öyle. anlamda. Çok iyi kullanıyorlar. Dream Coil'i her gelişinde bir kill çıkartmayı biliyorlar. Recap'e de bu 747 gold, 918 experience olarak yansımış. Artık kule puşunu da başlayacaklar mı? Bakalım. Ayomi de katıldı çünkü. 4 level Searing Arrow var. Şimdi Strafe'i de bastı. İşaretler geliyor. Strafe zaten kuleyi eritmek için birebir torrent başarılı. Yaklaşık Krono. Void girdi iki kişilik Krono. Cooldown geliyor. Ork geliyor üstüne. Gemi de başarılı. Gemi cuk diye oturdu. Ayumi kaçabilir mi? Flame geldi. Heal'lanacak. Puck girdi başarılı. Üstüne torrent. Bir canlı Yok ama uzaklaştı. X orada bitirdi. Bak Rum'un etkisi geçiyor. O yüzden Rum ayakta tuttu onu orada. Geminin gelişi. Şu canlı kaçışının sebebi de o. Bu fight'ın sonunda birebirlik değişim oldu. Baya büyük kıyamet koptu o kronolar. Gyro'nun ultisi falan derken. Fakat bir 4 numara support bir de offlane'e değişmiş oldu. Bu Gyro'nun da ilk skill'inin cooldown'unu arttırmadılar. O garip oldu. Hani tam bir nerf gelmedi TI'den beri. Ya yemeyecek de canlar. İki kişi, üç kişi yakaladı Dream Coil'e. Beastmaster ultisiyle beraber hemen eritmeyi başardılar. Bounty Hunter da oradan çıkamayacak gibi gözüküyor. SVQ. Evet, Yok, Oracle'ın ultisi direkt bitince. aldılar. Yani çok Demnit iyi direkt koordine halletti ya. ediyorlar. Çok iyi koordine ediyorlar. Dead or Alive'ın da hiçbir zaman X kombosunu kaçırmadığını dile getirmek lazım şu ana kadar. Boşa atmadı hiç. Gemiler de Aynen. mükemmel. Torrent X gemi kombosu her zaman yerinde. Bir anda odaklanıveriyorlar. Üstüne Death Rain'in ultisi geliyor. Yaptıkları pikler yönünde şu anlık şöyle bir şey düşünüyorum Canberk. Hani herhalde Medusa'lı pik dışında ilginç pikler yapan tek takım diyebiliriz. Kunkka geldi bugün. Yavaş yavaş belki
izleyeceğiz farklı pickleri diğer takımlardan. Burada da değişmeyen bir pick var. Hani farklı picklerden kastım. Klings mesela hiç değişmedi benim tahminimce. Bu arada Oracle yokladı, bir şöyle kule düşüyor. Var mı öyle farklı pick yapan? Bir de Vosher'lar vardı. Vosher'da takımdan ayrıldı. Terror Blitz pickinde görmüyoruz artık. Ne dersin? Washer'da mı ayrıldı takımdan? O çok Naked'da önceden ayrılmıştı. ayrılmış. Nekt'in olayı gerçek mi bilmiyorum ya. Bunlar hep söylenti tabi. Bu D grubu biraz sansasyonel, değişik. Evet. BPI o açıdan biraz rahat tabi. Keyfine Kadroyu bakıyor. oturtmuş birazcık daha. Aynen öyle. Keyfine bakıyor, taktik Turnuvalarda. deniyor. Star Ladder'da yarışıyorlar. Pro Series'te. Aynen öyle. Denk gelirseniz maçımıza Yıllardır sonunda dediler ama umarım denk geliriz ya. Vakit ayırma mevzusu. İnan aynen öyle. Şimdi burada kule de düştü, yaklaşıyorlar smoke'lar. Trek gelecek mi bakalım, inizi basacak sonra da. Krono Şimdi gene girdi iki iki kişi kişilik yakaladı. Krono, bu sefer yalnız Kunkka'yı da aldı. Shackle da başarılı orada. Gemi atabilecek mi? Atamadı. 5 tuttu orada. Dream Coil yerindeydi. Ayomi vurmaya devam ediyor Dezo'yla birlikte. Oracle'ı da aradan çıkardı. Akame'ye döndü. Akame Windrun'ı bastı. 5 tuttu orada. Manası kalmadı. Bir Shackle daha. Orada üstüne tozu sektiriyor. Necro'yla birlikte de vurdurdu. Kill almayı başardı. Kling Devam senden ediyor Ayomi yaklaşacak. kovalamaya. Trek var. Üzerinde görüyorlar Ayomi. Strength de vardı orada. Ölmedi bir Ultra kill kill daha. aldı. Ultra kill geliyor Ayomi. Swam'a bak. Mu'nun attığı Şu an TS'yi düşünemiyorum bile. swam. Nasıl coştular acaba? Recap'i kaçırmayalım diyecektim. Recap bozulmuş zaten. Recap bozulmuş. Bayağı bir bozulmuş. Diffie aldı, şimdi tekrar ilerleyecek. Yani bu fight'ta 3 kişi önceden öldü. Kunkka'nın ultisini, gemisini kullanamadılar. Beastmaster da aradan çıktı, değil mi? Darkseer mi Beastmaster mıydı? Tam emin değilim. Biri de öldürüldü. Buna rağmen Kling'sle gayet Kunkka'nın güzel gemi iş buff'ı yaptılar. yokken şunları yaptılar. Asıl olay Aynen o. öyle. Ben mi doğru gördüm? Aynen öyle. Kunkka ilk ölenlerden zaten. O Kron'un içinde. Bu avantajla beraber de Roche'a yöneldiler. Hızlı bir şekilde indiriyorlar. Ayomi'ye Klinks alınınca şöyle bir şaşırmıyoruz artık ama o da güzel oynuyormuş ya. Canberk Yeli farklı alışmış. hero'lar oynasınlar. Ben onu istiyorum. Şey oldu şimdi Canku. 2-3 pick deniyorlar ya, lane falan değiştirdiler, rol değiştirdiler. Hani böyle support bir tane varmış gibi oynuyorlar. Bari bir tane He. garanti hero'muz olsun. Carry garanti olsun Olabilir. eskisinden. Olabilir. Mantıklı dedin gerçekten. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Bu picklerin benzerini ben EG'de ve Secret'ta görüyordum. Yanlış mı söylüyorum? Bir de eski Witch'i yapıyordu böyle jungle'a offlane giden hero'ları almayı. Tam duyamadım Canku, Yani kusura bakma. hani Witch'i eskiden tabii Secret ve EG yapıyordu sanki bu pick'i. Jungle'a soktukları supportlar normalde offlane oynaması gereken hero'lar oluyordu. Öyle Evet, hatırlıyorum, onu Doom'da söyledim. Bu zaten arada hatta aldıkları Stein hat haddi diye hesabı hesabı yok. yok şu an. Doom'da zaten bu Efsane bir stack alındı. Secret'ın bu metaya uydurduğu taktiklerden. Damned yalnız orada Shackle bir anda yakaladı. 426 gold'u havadan bırakmış oldu Windranger'a. O early'de bırak aldığı killerin etkisini görmüş oldu. Geç de olsa. Aradaki farkı bayağı bir açmış oldu Ayomi. 12K network'te 20. dakikada 8500 network'te çok da kötü durumda olmayan bir Gyro var ama stackleri alındı ve jungle'a pardon, Radiant'ın alanına bakar mısın? Her yer ward. Her yer ward. 5 tane Observer ward kullanılıyor. Akame Şimdi yakalandı bir bunun daha sonucunda. yakaladı. Torrent de geliyor. O Windrun'ı bitirdi. O Torrent Beastmaster ulti ile birlikte. Acımadan kullanıyorlar. Zaten Dezo'nun Kule de dayanmıyor. şu dakikalardaki katkısı çok fazla. Diff'le Windrun düşürülüyor, değil mi? Düşürülmüyor da olabilir. Emin olamadım. Ben öyle hatırlıyordum.
Evet, o yüzden kullanmamıştır. Belki şimdi iki şarjını kullandı Diff'in Oracle'ı. Bu... Bir anda kullandı bir de Evet, yani evet. direkt. Dreampoil geldi, Dreampoil iki 2. kişilik Horde geliyor üstüne, yandan Bumblebee yaklaşıyor, Surgeon'ı atarak. Eo geldi, Axe geliyor, Torrent geliyor, Gyro Corona 3'ü geldi herkese üstüne. vuracak. Torrent oturdu, Cooldown. İki charge'ı herkese geldi, Vakumo Ama geliyor üstüne yetmiyor. üçlülük. Aradan çıkardılar, direkt. Bu GG gelse yeridir GG zaten. gelse Base yeridir. bitti. Base bitti. Yani Moonbloody'nin jungle'dan gelip yaptığı şu fight'taki katkı gerçekten çok fazla. Recap'te de 2K gold, 3.7K experience almışlar. İki lane Rux'ı hızlıca düşürdüler. Dezon'un avantajı, Strafe'in avantajı. Zaten orada Oracle'ın illüzyonu bile vuruyor acımadan. GG de geldi. Bugünün en hızlı oyunu 22 dakikada bitmiş oluyor. Evet Canku, bitiş konuşmasını senle yapalım. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. ESL 4. haftayı da bitirmiş bulunuyoruz. Sadece zaman zarfından dolayı Sarkan sunulamayan bir maç vardı. Dün 9'da oynandı. O maçta da JN takımı olan Massive Makers, Mitral'ı, JA'lı Massive Makers Team Reaction'a karşı, grupta hiç galibiyeti olmayan Team Reaction'a karşı kaybetti ve Team Reaction ilk win'ini aldı. Team Reaction sana bu